Demiş ki soruları metne göre cevaplayınız ve fiilimsleri bizden istiyor. Hemen hızlıca tekrar edelim. İsim fiilde 3 ekimiz vardı, mayışmak. Sıfat fiilde anası mezar dikecekmiş. Zarta'da Ali Maden Dağı'nda inceyip arakladıkça ken maksızıncasına ırmez aa gibi. Burada neleri bilecektik? Her bu ekleri gördüğümüzde fiilimsi demeyecektik. Çünkü mesela mayışmak dedik. Bu mame olumsuzluk ek bildirebilir ya da kalıcı isim olabilir. Bunun durumlarında fiilimsi olmayacağını söyledik. Ya da sıfat fiillerde hatırlayın adlaşmış sıfat vardı. Sıfatın önündeki isim düşüyordu ve benim sıfatım tek başına kalıyordu. İşte gelen gideni aratır derken gelen kişi giden kişiyi aratır demek istiyor. Oradaki kişi düşünce benim aldaşmış sıfatım ortaya çıkıyordu. Ya da diyorduk ki bu ekler aynı zamanda kip olarak da karşımıza çıkabilir. Mesela mış eki hem sıfat fiil hem de geçmiş zaman eki olarak kullanabilir. Eğer yüklemde ise dikkat edin bunlar fiilimsi olarak sayılmayacak. Metnimize baktığımızda diyor ki filmin başlamasına. Hemen burada başlamasına ifadesinde mame eki gördük. Buradaki mame isim fiil olarak sayılacak. Bir süre kalmıştı. Bakın burada mış eki gördüm ama bunu fiilimsi olarak saymayacağım. Çünkü burada yüklemde yer aldı. Geçmiş zaman eki kattı. Mısırımı alıp ip eki gördüm. Zarf fiil eki diyeceğim. Salona doğru yürümeye başladım derken mame burada isim fiil. Sinemanın önüne gelince önce zarf fiil ekini gördüm. Beni bekleyen dedi. En sıfat fiil eki gördüm. Arkadaşlarımın yanına gittim. Bu film çok popülerdi. Bu filmi izlersek seriyi tamamlamış olacaktık. Şöyle bir metnimiz var. Bu tarz sorularda denemelerde de karşımıza çıkıyor. Sözcüğün anlamını veriyor ve sözcüğü istiyor sizden ya da tam tersini yapabilir. Sözcüğü verir, sizden anlamını ister. Soluk alamamak, soluğu kesilmek anlamına gelen sözcüğü hemen metne bir bakalım. Şurada tıkanmak ifadesini gördük. Tıkanır, tıkanmak yani soluk alamamak, soluğu kesilmek anlamında. Takatsiz ifadesine bir sözcük bulalım. Şurada dermansız olur. Dermansız gözler derken takatsiz yani yorgun. Yorgun argın anlamı olabilir. Ve başarmış, başarılı kimse de çok duymamışsınızdır ama muvaffak diye bir parça kelimemiz var. Bazen böyle muvaffakiyetler dilerim şeklinde görebilirsiniz. Bu başarı anlamına geliyor. Öznel ve nesnel cümlelerde kişiden kişiye göre değişiyorsa öznel dedik. Kişiden kişiye göre değişmiyorsa nesnel diyeceğiz. İlk cümlemize bakalım. Yabani güvercinler sokaklarda ve şehirde yaşayan sahipsiz ve evcilleştirilmiş sevimli canlılar demiş. Buradaki sevimli ifadesi ona göre sevimli. Başkasına göre sevimli olmayabilir. Bu öznel oldu. Bu güvercinler insanlara tamamen yabancı olmasa da çoğu zaman insanları tehdit olarak görürler. Bu kalsın. Acımasız doğadaki şurada hemen acımasız doğa derken yine ona göre acımasız bir doğa bize göre değil mesela. Bu da öznel olur. Herhangi bir tehdit sezdiklerinde saldırmak yerine kaçmayı tercih ederler. Evet bunları gözlemle kanıtlayabiliriz. 1 ve 3'e öznel diyeceğiz. Nesnel cümlelerde diğeri. Şöyle bir hemen kısaca metni okuyun. Ana düşüncesinden bahsedeceğiz. Evet hemen sonunda önemli bir cümle görüyoruz. Diyor ki 1 saat sürecek yolu 3 saat sonunda ancak bitirebildiler. Burada kestirme diye bir yol deniyorlar. Bu kestirme yol o kadar da işlerine yaramıyor aslında. Şöyle bir mesaj çıkartabiliriz. İşin kolayına kaçmak her zaman olumlu sonuçlar doğurmayabilir. Bunun kötü sonuçları olabilir diyebiliriz. Yani bilindik yol her zaman bilinmedik yoldan daha iyidir. Ya da kısaca ne diyor atalarımız? En iyi yol bildiğin yoldur şeklinde. Ve ögeler. Hemen kısaca ögelerden bahsedelim. Temel ve yardımcı olmak üzere iki farklı öge çeşidimiz var. Temelde yüklem ve öznelerimiz var ve bu her cümlede olması gereken iki ögedir. Ama yardımcı ögelerde yer tamlayıcı, zarf, belirtili, belirtisiz nesne her cümlede bulunmayabilir. Öncelikle cümlede bulmamız gereken ilk öge yüklemdir. Yüklemi bulduktan sonra bütün soruları yükleme soracaksınız. Karşı daireye bu yaz yaşlı bir çift taşınmıştı ifadesinde. Taşınmıştı yüklem. Yüklemi bulduktan sonra kim ya da ne sorusu soracağım, özneyi bulacağım. Kim taşınmıştı? Yaşlı bir çift. Bakın burada bir söz öbeği görüyorum. Yani birden fazla sözcükten oluşuyorsa söz öbeği diyeceğiz. Yaşlı bir çift özne oldu. Ne zaman taşınmıştı? Bu yaz. Ne zaman, nasıl, niçin, ne kadar soruları zarf tümlecini verir. Nereye taşınmıştı? Karşı daireye. E'den ekleri varsa nereye, nerede, nereden ya da kime, kimde, kimden soruları soruyorsanız bu da yer tamlayıcı olur. Yani ögelerimiz yer tamlayıcı, zarf, özne ve yüklem oldu. Vurguyu işlediyseniz vurgudan bahsedelim. Yüklemden önceki öge vurgu oluyordu. Fiil cümlesi ise tabii. Eğer yükleminiz isimse vurgu yüklemin kendisi. Ama fiil ise hemen yüklemden önceki öge cümledeki vurgu olacak. İngilizce ödevimi okul kütüphanesinde arkadaşlarımla yapmıştım diyor. Yapmıştım yüklem. Kim yapmış? Ben yapmıştım. Bakın buradaki me teklik birinci şahıs ekidir. Ben zamirini gösterir bana ama cümlede yer almamış. O zaman ne diyeceğiz? Gizli özne. Ne yapıyorduk? Cümlenin başına bir slash çiziyorduk. Üstüne ben, altına da gizli özne yazıyorduk. Peki ben neyi yapmıştım? İngilizce ödevimi. Hemen baktım kelimede i eki gördüm. Cümlenin içinde i varsa ya da neyi, kimi sorusunu soruyorsanız belirtili nesne olacak. Nerede yapmıştım? Okul kütüphanesinde. Bakın yine D2 gördüm. Ne dedik? ED'den varsa yer tamlayıcı. Kimle yapmıştım? Arkadaşlarımla. Burada da kimle, neyle? Eğer hocanız edat tümlecini anlattıysa buraya edat tümleci yazacaksınız. Eğer edat tümleci değil de zarf olarak anlattıysa da bunun altına zarf yazacağız. Çünkü ikisi bazen bir alınıyor. Bazı kaynaklar ayrı ayrı alıyor. Ben bunu zarf tümleci olarak yazardım mesela. Kimle yapmıştım? Arkadaşlarımla. Buraya zarf diyeceğim. Diyor ki aşağıdaki cümlenin öge dizilişiyle aynı öge dizilişine sahip bir cümle yazınız. Artık burada sizden böyle bir soru isterse size kalmış, istediğiniz cümleyi yazabilirsiniz. Diyor ki film başladıktan sonra salona girmek isteyenlere görevliler izin vermedi. Burada izin vermedi yüklem olacak. Şöyle hemen belirtelim. İzin vermedi yüklem. Kim izin vermedi? Görevliler izin vermedi. Kime izin vermedi? Film başladıktan sonra salona girmek isteyenlere. Bakın burada uzun bir tamlama gördük. Bunu ayırmayacaksınız. Özellikle uzun cümlelere dikkat edin. Yanlış ayırırsak soru gider. Kim izin vermiyor? Görevliler. Kime izin vermiyor? Bakın salona girmek isteyenlere değil. Ya da sonra salona girmek isteyenlere değil. Film başladıktan sonra salona girmek isteyenlere izin vermiyor. Ekini de gördük. ED'den varsa dedi ki yer tamlayıcı. Yani sizden ne istiyormuş? Yer tamlayıcı, özne ve yüklemden oluşan bir cümle. Mesela ne diyebilirdik? Eve Ahmet gitti şeklinde bir cümle, basit bir cümle yazabilirsiniz. Şöyle bir sorum var, diyor ki bu metnin türü nedir? Yani makale mi, deneme mi, sohbet mi, anı mı, fıkra mı? Hemen bundan biraz bahsedelim. Deneme, yazanın herhangi bir konu sınırı olmadan Herhangi bir kanıta gerek duymadan istediği gibi, içinden geldiği gibi yazdığı türlerdir deneme. Kişinin kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi yazdığı türlerdir. Ve genelde öznel deriz bunlara. Ama makale e, kanıtlamamız gereken bir metin türüdür. Yazan kişinin kanıtlaması gereken bir yazı ve şu da var, herkes makale yazamaz. Sadece o konunun uzmanı olması gerekir. Dolayısıyla makaleler içinde nesneldir diyeceğiz. Fıkra nedir diye sorulduğunda aklımıza köşe yazısı gelsin. Bazen böyle o komik yazılar olarak gelir ama burada bahsedilen fıkra köşe yazısıdır. Günlük haberleri aktarır. Gazetelerin ya da dergilerin sağ ya da sol sütunlarında yer alan güncel haberler. Onun dışında sohbet, karşıda bir kişi varmış gibi anlatılan metinlerdir ve burada da yine öznellik hakimdir. Şimdi metnimize bir bakalım. Kendi kendisiyle mi konuşuyor yoksa bilgi mi veriyor, onu bir inceleyelim. Bence insan ne olduğunu bilmekte dikkatli olmalı. İyi tarafını da kötü tarafını da aynı titizlikle ortaya çıkarmalıdır. Eğer ben kendimi iyi ve olgun görseydim bunu bağıra bağıra söylerdim. Kendimi olduğumdan az göstermek alçak gönüllülük değil, budalalıktır. Kendine değerinden az paha biçmek korkaklıktır, pısırıklıktır. Aristoteles'e göre hiçbir iyilik sahtelikle bir arada gitmez. Doğru hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Şimdi bana göre ifadeleri görüyoruz. Bence ifadesi görüyoruz. Yani kendi kendisiyle bir hesaplaşma, bir konuşma metni görüyoruz. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Bu bir deneme. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul-sonuç ilişkisi vardır diyor. Koşul-sonuç olabilmesi için sase şart ekini arayacağım. Aha bakın burada görseydim ifadesinde sase şart ekini gördük. Bu bir koşul-sonuç cümlesi. Orada bizden fiilimsi istiyor. Diyor ki bulduğunuz fiilimsi türü ve cümlesini istemiş. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Burada makmek isim fiili gördüm. Söylemekte makmek isim fiilidir. Şöyle bir okuyun. Metnin konusuyla ilgili bir sorumuz var. Bizler genellikle hiç kötülük gelmesin, hiç zorlukla karşılaşmayalım şeklinde düşünen kişileriz. Zaten hatayı en başta yaparız çünkü hayatın içerisinde zorluklar var. Mücadele etmemiz gereken yanlar var. Önemli olan bu zorluklara geldiğinde pozitif olabilmek ve tabiri caizse her şeyde bir hayır vardır deyip o an gelen şeye iyi yanından bakabilmek. Yani bizden biraz daha pozitif olmamızı, mücadele etmemizi istiyor. Yani karşılaşılan zorluklar karşısında mücadele edebilmek, güçlü kalabilmek, pozitif bakabilmek üzerinde bir yazımız var. Ne diyor? Altı çizili dizeyi anlam ilişkisine göre değerlendirip yazınız. Belirtilen yerlere birer tane de uygun cümle yazınız diyor. Sizi tebrik etmek için hayalimde gözledim diyor. Ne olur? İçin yerine mesela amacıyla getirin. Sizi tebrik etmek amacıyla hayalimde gözledim ifadesi. Amaç sonuç cümlesi var burada. Amaç sonuç, sebep sonuç cümlelerinde şuna dikkat edecektik. Amaç sonuç cümlelerinde bir gerçekleşmiş durum yoktur. Sadece bir amaç var ama bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyoruz. Burada da tebrik etmek amacıyla ama tebrik ettiğimi onu bilmiyoruz. Neden sonuç cümlesi için ne diyebiliriz? Mesela içtiği çay sıcak olduğu için ağzının içi yandı. Ağzı neden yandı? İçtiği çay sıcak olduğu için. İşte başka bir amaç sonuç cümlesi. Babamı görmek için çalıştığı iş yerine gittim. Ama onu gördüm mü bilmiyorum. Şu anda bir amaç sonuç cümlesi var. Gerçekleşme şu anda yok. Koşul şart cümlesi için hafta sonu yağmur yağmazsa pikniğe gideceğiz. Yağmazsa ifadesinde sase şart eki kullandık. Hemen bakalım, diyor ki metin türünü bulunuz. Fıkra mı, makale, deneme, roman, destan hangisi olabilir diyor. Disleksi okuma, yazma, konuşma, dinleme, akıl yürütme gibi yeteneklerde güçlük yaşanması şeklinde kendini gösteren öğrenme bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Yaygın inanışın aksine zekayla ve çocuğun çalışmaya karşı isteksizliğiyle ilgili değildir. Genellikle okul çağının başlamasıyla fark edilir. Ailenin desteği çocuğun kendini yalnız ve anlaşılmaz hissetmesine karşı bir bariyer görevi görür. Korunma ve anlaşılmayla birlikte gelen bu özgüvense disleksili bireylerin içindeki yaratıcı tarafın ortaya çıkmasına destek sağlar. Tarih bununla ilgili birçok örnekte doludur demiş ve örnekleri sıralamış. Şimdi metne baktığımızda bilgi veren bir metin. Yani nesnel bir metin olduğu için o zaman bu metnin türü makale diyeceğiz. Makalelerde bilgi verici metinler olur. İspat yoluna gidilir. Burada bu metin mesela baktığımızda bunu ispatlayabilirsiniz. Örnekler verilmiş, soyut örnekler verilmiş. O yüzden makale diyeceğiz. Ögeler sorumuz var. Ben atımdan inerek bu ihtiyarın elini öptüm demiş. Öptüm yüklem. Kim? Ben. Özne. Ben neyi öptüm? Bu ihtiyarın elini. Bakın yine bir tamlama gördüm. Elini sadece alsaydık yanlış olurdu. İhtiyarın eli isim tamlaması. Bu işaret sıfatıdır. Dolayısıyla 3 kelime birden tamlama oluşturdu. Söz öbeği oldu. Ayırmadım. İ2 de var. Neyi sorusunu sorduk. Belirtili nesne. Nasıl öptüm? Atımdan inerek. Nasıl sorusu zar tümleciydi. Aynı zamanda arak, erek, zarf, fiil eki de gördüm. Genelde zarf, fiil ekleri zarf tümlecinin içinde yer alabilir. Üç tarafı ambarlı büyük kilerin tavanına kancalı büyük çiviler takılmıştı. Takılmış diye burada yüklem diyelim. Kim tarafından takıldı şu an bilinmiyor. Mesela hatırlayın. Çatı konusunu işledik. Etken, edilgen konusunu hatırlayın. Etkende dedik ki işi yapan belliyse, yani gerçek ya da gizli özne varsa buna o zaman etken diyorduk. Ama işi yapan belli değilse, sözde özne varsa o zaman edilgen diyorduk. Burada da öyle bir olay var. Kimin taktığını bilmiyorum. O zaman bu işten etkilenen bir şey olacak. Onu sözde özne olarak almam gerekiyor. Ve soruyorum, ne takılmıştı? Kancalı büyük çiviler takılmıştı. Öznem burada ama sözde özne olacak, ona da dikkat edin. Nereye takılmıştı? Üç tarafı ambarlı büyük kilerin tavanına. Bakın yine tavana değil, üç tarafı ambarlı büyük kilerin tavanına takılmıştı. Bu da A2 aldığı için yer tamlayıcı olacak. İnsanlar dişlerini temizlemek için tarih boyunca pek çok yönteme başvurmuş. Başvurmuş yüklem. Kim başvurmuş? İnsanlar başvurmuş. Neye başvurmuş? Pek çok yönteme. E2 gördüm. Yer tamlayıcı. Peki pek çok yönteme niçin başvurmuş? Dişlerini temizlemek için. Ne zaman başvurmuş? Tarih boyunca. Ince ince ekini gördünüz. Ne zaman sorusu sorduk. Bu da zarf tümleci olacak. Demiş ki aşağıda verilen cümlelerle ilgili istenenleri belirtilen yerlere yazınız. Polis yolunun karşısına geçmeye çalışan çocuklara yardım etti. Bu cümlenin yüklemini istiyor bizden. Yardım etti olacak. Bakın etti neydi? Yardımcı eylem. Etmek, olmak, kılmak, buyurmak, eylemek, bunlar yardımcı eylem olduğu için tek başına almayın. Kendinden önceki sözcük de alın. Yardım etti yüklemim. Kangal köpeği birden havlayınca herkes korktu. Bu cümlenin öznesini istiyor bizden. Korktu yüklem. Kim korktu? Herkes özne oldu. Şunları da bir ögelerine ayıralım. Yardım etti yüklem dedik. Kim yardım etti? Polis. Kime yardım etti? Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara A eki de var, yer tamlayıcı diyeceğiz. Kangal köpeği birden havlayınca herkes korktu. Korktu yüklem dedik. Herkes özne dedik. Herkes ne zaman korktu? Kangal köpeği birden havlayınca. Bu da zar tümleci olacak. Şimdi bunun dışında dedim ki çatı bazı okullarda işlenmiş, bazı okullarda işlenmemiş. Normalde işlenmemesi gerekiyordu ama yine de bahsedeyim. İki konu var çatıda, bir öznesine göre bir de nesnesine göre. Etken edilgen öznesine göre, geçişli geçişsiz nesnesine göreydi. Geçişli geçişsiz olması için yüklemin başına onu kelimesi getiriyorduk. Geçen seneden hatırlayın, iş kılıç fiillerimiz vardı. Kelimenin önüne onu getiriyorduk, anlamlı oluyordu ve biz buna iş fiili diyorduk. Ya da durum fiili, oluş fiilini hatırlayın. Kelimenin önüne onu getirdiğimizde anlamsız oluyordu. Bunlar da geçişsiz olur. Veya ögeleri gördünüz. Nesne varsa geçişli, nesne yoksa geçişsiz. Yani 3 yöntem var, hangisi size kolay gelirse. Etken edilgen zaten en kolayı. İşi yapan belli ise etken, işi yapan belli değilse edilgen olacak. Bunun dışında betimleme, açıklama, tartışma, öyküleme, bunlar geldiğinde neyi hatırlayacaktık? Betimlemede anlatılan sizin gözünüzde bir resim şeklinde canlanır. Öykülemede bir video şeklinde canlanır. Bu ikisi arasında sadece bu fark var. Onun dışında ortak yönü de var. Hikayede ya da romanda kullanılır ikisi de. Betimlemede resim olur. Öykülemede video olur. Açıklama ve tartışmada ikisi de bilgi verir. Ortak noktası bu. Ama açıklamadaki bilgi nesnel bilgidir. Herhangi bir düşünce katılmaz. Tartışmadaki bilgi ise kendi bilgisini katar. Size soru sorar, sizin fikrinizi değiştirmeye çalışır. O yüzden açıklamayla tartışma arasında böyle bir fark var. Açıklamada kişisel düşünce yoktur. Tartışmada kişisel düşünce vardır. Sizin düşüncenizi değiştirmeye çalışır. Kendi safına çekmeye çalışır. Sonra söz sanatlarımız vardı. Söz sanatlarında neler vardı? Kişileştirme. İnsan dışı varlıkların insana ait özellikler kazanmasıydı. Yani canlı ya da cansız hiç fark etmez. Hayvan olur, ağaç olur, tahta olur, taş olur. İnsana ait bir özellik kazanırsa biz buna kişileştirme diyorduk. Sonra biraz daha açtığımızda kişileştirme dışında insana ait özelliklerde mesela konuşturma geliyordu. Cansız ya da canlı yine fark etmiyor. Bunlar konuştuğu zaman intak yani konuşturma diyorduk. Ve diyorduk ki konuşturmanın olduğu her yerde aynı zamanda kişileştirme de var. Ama tam tersi olmuyor, tamam mı? Kişileştirmenin olduğu yerde konuşturma olmayabilir. Ama konuşturmanın olduğu her yerde kişileştirme var diyeceğiz. Sonra mübalağa yani abartma dediğimiz diğer söz sanatımız. Bir şey olduğundan çok ya da olduğundan az gösterme. Yani bu kadarcık para neyime yetecek diye bahsettiğinde bunu olduğundan az gösteriyor. Ya da gözüm yaşı sel olup aktı ifadesinde burada da gözyaşını abartarak anlatmış, çok olarak anlatmış. Hem bu metnin anlatım biçimi diyor. Evet, doğru. Şöyle tekrar bir büyüteyim, bir bakın. Metnin biçimi nedir diye sormuş. Ne olabilir? Yani öyküleyici mi, açıklayıcı mı, tartışma mı? Onu sormuş. Öyküleyici cevapları geldi. Evet, öyküleyici anlatım olacak. Bu metnimiz öyküleyici anlatım.